biri serok, az va biri slav dikim. Az duxazım bu kurdi bağıfım. Eğer parlamentoya me parlamentoya gele, eğer vek hakipi hatibi AKP got bu kurdi ahaftın ne bir skreke, az duxazım ahaftın ahabe kurdi bikim. Em zanın ki zatım bizde de az halas kum az tercüme bikim. E işte diyar bu. Tamam. Türkçe'ye geçeyim. Zaten bu parlamentoda Türkçe konuşsak da anlamıyorlar. Bu hükümet Türkçe konuştuklarımızı da anlamıyor. En azından kendi ana dilimle konuşmak istedim. Çünkü Hatip dedi ki Türkçe konuşmak yasak değil. Kürt Enstitüsü 90'ların o zalim dönemine rağmen yaşatıldı. Kürt dilini, Kürt edebiyatını, Kürt sanatını geliştirmek için. Ama bugün Kürt Enstitüsü'nü yüzlerce emekçisi yıllarca cezaevinde kaldı, işkence gördü, kurumları yakıldığı halde bugüne kadar geldi ve siz kanun hükmünde kararnameyle kapattınız. Bu hükümetin utancıdır, açık ortadadır. Şimdi eğitim diyoruz da, yani cinsiyetçi, milliyetçi, asker millet adına militarist ve mezhepçi bir eğitim anlayışında ne bilim çıkar, ne felsefe çıkar, ne sosyoloji çıkar, ne de sanat çıkar. Eğitim anlayışımızın temelde değişmesi gerekiyor. Peki bunu düzenleyenlerin siyaset anlayışı nasıldır? Yine siyaset cinsiyetçi, erkek egemenlikli, şiddet, militarist, milliyetçi ve tek mezhepçi bir siyaset anlayışı var. Yukarıdan baksan aynı şey, aşağıdan baksan aynı şey. Biz hem bu siyaset anlayışıyla, hem hükümetin bu mantığıyla, hem de bugüne kadar geliştirilen Türkiye'deki eğitim anlayışıyla özgür bireylerin, özgür çocukların, özgür kadınların bu ülkede yetişemeyeceğini biliyoruz. Ve siz toplumu iktidar olmak ve tepesine vura vura kendinizi yaşatmak için ne hale getirdiğinizi, hangi çatışmalara, hangi çelişkilere mahkum ettiğinizi buradan çıkardığınız yasalarla ortaya koyduk. Siz evlilik rıza yaşını 12'ye indireceksiniz. Bunun için çalışacaksınız. Sonra diyeceksiniz ki biz eğitimi demokratikleştirelim. 12 yaşında kız çocuğu evlendikten sonra herhalde çocuklarıyla alfabeyi öğrenmek için okula gitmeye çalışacak. Mantığınız budur. Tecavüzü, tacizi, her türlü şeyi burada meşrulaştıracaksınız. Kadın da olsa, çocuk da olsa ne yaparız diyeceksiniz. Büyüklere bunu öğreteceksiniz. Sonra küçüklere diyeceksiniz ki biz okulda bilimi, sanatı, bilmem özgürlüğü esas alan bir eğitim anlayışı geliştirmek istiyoruz diyorsunuz. Fakat bugün bir bütün toplumu mahkum eden, toplumu köleleştiren, bireyin özgürlüğünden korkan bir eğitim anlayışıyla Türkiye'nin bireyinin özgürleşmeyeceğini, Türkiye siyasetinin demokratikleşmeyeceğini tekrar belirtiyoruz. Az da ben jıvıraha eğer kuhun demokratikin, hune bir karıbın, lıvır bir kurdi, bir arabi, bir farsi, bir türki, bir çerkezi, bir ahaftını, ama hücü zaman anlatırsın, hücü çandan anlatırsın, hün müsaade nakın ki ev zamanına, ev çanına, habıdın jiyandını. Slav Uşevbaş.